Göynük Kanyonu'na geldik bugün de. Güzel bir yere benziyor. Böyle bayağı turistler falan gelip gidiyor. Biz de aracımızı buraya park ettik. Park ücretsiz. Bir tane de ileride ücretli otoparkımız var. Ama bunun haricinde şöyle göstereyim. Her yeri ücretsiz otopark olduğunu söyleyebiliriz. Güzel. Turistler akınlaşım geliyor. Vadi şu karşı taraftaymış. Şimdi bilet alacağız ve geleceğiz bakalım. Umarım güzel bir gezi olur bizim için. Birazdan bilet alırken vesaire çekime devam ederiz. Göynük Kanyonu'ndan merhabalar diyelim. Kanyon girişine geldik. Girişte böyle bir tabela karşılıyor bize. Neler yapabiliriz ve neler yapamayız? Bunlardan bahsediyor. Biraz da içeri doğru giriyoruz. Bakalım Göynük Kanyonu'nda ne karşılayacak bize. Böyle bir küçük abi var. Neymiş kızım o? Örümcek. Allah Allah. Baykuş yapmışlar. Baksana bir tane. Annen geliyor. Şuraya bir bakalım. Burası neymiş? Ona bir bakalım. Nasıl bir şeymiş? Ona bir bakmış olalım. Böyle yine içme olan yerler var. Çok güzel bir manzara. O aşağı inmiyor demek ki. Devam edelim. Anladım. Kanyon içerisi için yüzme şeyine katılmamız lazım. Botla gidilebilir. Yani yüzerek komple kanyon görüyorsunuz. 740 metre. Tamam. Botla da yapsın görüyorsunuz. 300 metre. Mesafesi de ve zamanı. Peki yüzdüğümüz mesafe ortalama kaç? Derinliğe kaç metre? İlk 40 metre yüzüyorsunuz. Derinliği 4 metre. Hı. Ondan sonra da yürüyerek şelaleye. Biz bu yüzme işini yapabiliriz aslında. Ama eşyalarımızı nereye koyacağız? Eşyalar nereye koyacağız? O da ayrı bir... Yüzecek gibi gideceğiz o zaman, ne bileyim. Yüzme olayı kaç yaşında? Onun gibi bot yok içinde. Eşyalarımızı bırakmayalım gibi, tamam mı? Aşağıda atarlar yani. Tamam. Tamam, yüzeceğiz. İki kişi olarak 600 mü? 600 mü? O zaman şöyle yapalım. Bir tane aşağıya bakalım biz. Ona göre karar verelim. Olur mu? Tamam, senin ödemesini yap o zaman. Yürüyüş için mi demeyeceğim? Efendim? Oradan bot gibi gidiyor değil mi? Sıkıntı yok ya. Biz oradan buraya mı ödeyeceğiz o yürüyüş girişini? Oraya mı? Tamam, buraya ödeyelim. Yani o içinde olur diye. Anladım. Biz gene de bakalım da 28 önemli değil yani. 3 kişi için mi ödeyeceğiz? 2 kişi, çocuk 7 yaşında. Tamam. En azından bir görelim, o önemli değil yani. Ama şey, o diğer çocuk da... Şuradan da Cemre nasıl yüzecek onu düşünüyorum da. Kol yoksa. Yüzecek. Bir görelim bakalım. Olmazsa tekrar geliriz. Yüzebilirsek geri geliriz ya, sıkıntı yok yani. Selam, ben geçiyorum. Kişi başı 300 lira yüzerek gitmek için biraz karışık anlıyor ama öyle anlıyoruz. Çocuklar için de geri yüzüyorsa geri para alıyorlar. Yani 2 kişi 6 yaşında bir çocuk için 900 lira istiyor. Verilebilir ama aşağı garanti edemedim yani. Hani 900 lira verip de bir de yüzemezsek yani Cemre'yle. Şimdi bakmamız lazım. Soğuk olabilir falan dedi. Merhabalar. Cemre'ciğim. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi şuradan devam edelim ya. Bence bir tane bakmalıyız. Yani anlatabildim mi? Şu çok soğuk olur, Cemil hiç giremez olur. O zaman verdiğiniz paraya da yazık olur yani. Anladın mı demek istediğimi? İyi bakalım.
yürüyoruz efendim. Mahidra pick-up. Şöyle bir tek burada var herhalde. Aslında önce şuraya mı inseydik, ne diyorsunuz? Kasiye Lulu. Ne? Kasiye Lulu. What is this? Lulu. This is a pencil case. Of course. Oh my god. Evet. Şey geliyor bak, şu Hızlı Gonzales'in ne vardı ya, şapkalı. Değil mi? Nerede ya böyle bir şapkalı. Görüntü enfes. Balıklar yüzüyor aşağı tarafta. Kızım gördün mü balıkları? Gel göstereyim şurada. Yavru balıklar var bak, gördün mü? Bak yüzüyor orada, şuradalar. Buradan da geçiyorlar bak 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 bak, gördün mü? Bebek bebekler bak, kayaların dibinde gördün mü? Biraz devam edelim bakalım. Burası restoran varmış, restoranta gidiyor. Hayır. Çok da temiz değil gibisin Seda Hanım. Balık yavrularına bak Cemre, yavrulara bak. Burada da yüzülmez zaten yani. Ördekler falan haşat etmişler o kadar. Biraz dolaşalım bakalım. Bu iyi bir şeymiş. Bunu niye söylemediler bize ya? Bundan istiyorum. Burada yüzüyorlar. Şimdi şuradaki abla gelecek herhalde. Bakın yüzüyor. Ne yapıyorsun kızım? Soğuk mu? Kendi altına gireceksin şurada. Güzeller var. Bu taraf daha iyi. Burada yüzüyorlar. Biz de yüzeriz. Bu taraf daha iyi.
Bir bakalım burayı nasıl bir şeymiş bir keşfedelim. Tekrar açacağım kamerayı inşallah. Beach. Buradan yukarı doğru gitmeye karar verdik. Bakalım gidelim. Gidiyoruz bakalım. Nereye varacağız? Kanyon yoluna girmeye karar verdik. Şöyle yapacağız. 1,5 kilometre uzaklıktaymış. Buradan başlıyoruz. Bir katika daha yolundan. Bir buçuk kilometrelik katikadan kanyona doğru ilerliyoruz. Aşağıdaki yer efsane vadi. Köprüye doğru gelmek üzereyim. Şöyle biraz daha. Çok güzel. Gürül gürül sesler geliyor. Karşımızda. Kasına kapatması 5 kişi diyor. Sallantı var. Sallanıyoruz. Teşekkür ederim. Yukarı doğru gidiyoruz. Geç kızım. Geç. Önler bayağı dik. Kanyon sağ diyor. 1 kilometre kaldı diyor. Restoran da var şurada. 2 kilometre diyor. Devam ediyoruz. Biz orman içinden geldik köprüye. Köprüde normal arabaların geldiği yere de bağlanabiliyormuş. Yani arabaların geçtiği yoldan gelsek de aynı buraya çıkıyormuşuz. Bir farkı yok ama biz memnunuz. Orman içinden gelmek daha güzeldi diye düşünüyorum. Şöyle dinlenme yeri var. Belki 1-2 dakika şurada bir soluklanırız. Molamız bitti, yola devam ediyoruz. Bizimkiler önden gittiler. Çok fazla bayır var diyorlar ya, hayırlısı bakalım.
Gidiyoruz. Gidiyoruz efendim. Aşağıda atıyor, çalıyor. Sesler geliyor. Anlamadım. Vardınız mı kanyona? Vardınız mı? Varabildiniz mi? Telsiz bağlantımız koptu. Şarjımız bitti. Ne yazık ki şarj etmeyi unutmuşuz. Yine bir iş gördü. Devam edelim. 800 metre çıkılır da biraz daha dinlenmek lazım. Çok çok yoruldum. Dinlenin, geliyorum ben. Yoldayım. Tamam, ben gelene kadar dinlenin. Bir tane daha bakarız duruma. Duruma göre davranırız. Tamam, duruma göre davranacağız. Çıkmayacağız sen. Anlaşıldı, tamam. Tamam. metre kaldı. Çok dik diyor. Çıkamayacağız diyorlar ama bakacağız artık. Biz de biraz daha deneyelim. Yola devam. Son 500 metre falan aşağı yukarı kaldı. Bakın kaç kalmış. 200 metre kalmış. Beyler bayanlar. Kanyon 200 metre. Manzara bu şekilde. Biraz dik dayama yokuşlar. Ama gene de değecek gibi. Macerayı kaçıramazdık. Şurada bir oturma yeri var. Orada bir iki dakika otur dinleniriz. Efsane ama ya. Şuraya bakar mısınız? Bu değil de bir sonrakine oturalım dinlenelim. Orası şey, gölge. Geldik. Hangisi? Daha çayı olabilir. Evet. Bir gölgelik bulduk. Şimdi aşağı kanyon gözüktü. Evet, aşağıda. Biraz dinlenmece yapalım burada şimdi. Manzaraya karşı. Biraz dinlendik. Devam ediyoruz. Aşağı tarafta restoran diyordu. Restoranla kanyon dediği yer aynı mesafedeydi. Demek ki geldik sayılır. Aşağıda atan yerler var zaten.